Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan ve torunlarına bakmak için gittikleri Hatay'da depreme yakalanan Aksoy çifti deprem anında kedilerini kaybetti. Ardından Bucak'a geri döndü. Aksoy çifti depremden 5 ay sonra bölgeye geri dönüp sokak sokak aradıkları kedilerini buldu. Kedilerini bulan Aksoy çifti büyük sevinç yaşadı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremin üzerinden 5 ay geçti. Depremden etkilenen bölgelerde yaralar hala sarılmaya çalışılıyor. Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Aksoy ve eşi Gülsüm Aksoy ise depreme Hatay'da yakalandı. Kızları Hatay'ın Hassa ilçesinde memur olan Aksoy çifti depremden bir hafta önce okulların tatil olması sebebiyle torunlarına bakmak için yanlarına aldıkları kedileri kırpıkla Hatay'a gitti. Hatay'da depreme yakalanan Aksoy çiftinin kedisi deprem anında ortadan kayboldu. 2 gün boyunca kedilerini arayan çift evleri hasar aldığı için Bucak'a dönmek zorunda kaldı. Aradan geçen 5 ayda akıllarından hiç çıkmayan ve sürekli rüyalarına giren kedilerini bulmak isteyen çift Kurban Bayramı'nda tekrar Hatay'a giderek kedilerini aramaya başladı. 5 gün boyunca sokak sokak gezerek kedilerini arayan Aksoy çifti 5. günün sonunda kırpığa kavuştu ve büyük sevinç yaşadı. Depreme Hatay'da yakalandıklarını ve kedilerini kaybettiklerini aktaran Mehmet Aksoy deprem sonrası yaşadıklarını anlattı. Kedileri kırpığı rüyalarında gördüğünü anlatan Aksoy bulduklarında yaşadığı sevinci de paylaştı. Burada Bucak ilçesinde yaşıyoruz. Kızımı Hatay Hassa'da ziyaret için gittik. Ama 5. günü depremde yaşadık. Depremi yaşadıktan sonra kedimiz burada irezil olmasın 10 gün kalacağız niyetiyle gitmiştik. Kedimizi de götürmüştük. Deprem anında herkes kendi can derdine düşüyor. Ama depremde kedimizi kaçırdık orada. Kedimiz de bize 7 yıldır beraberdik. Bize yakındı. Bizimle beraber kalıyor. Orada depremi yaşadıktan sonra pazartesi günü yağmurda aradım. Salı günü öğleye kadar aradım. Bulamayınca garibi oralarda bıraktık geldik. Ama burada rüyamıza girdi. Defalarca rüyasını gördüm. Kurban Bayramı'nda kızım burada kurban kesecekti. Buraya geldi. Dönüşte beraber gittik. Hem kediyi aramak, hem kızımı Hassa'ya, Hatay Hassa'ya geri götürmek amacıyla. Orada kedimizi arayalım dedik. Vardığımız gün başladık kedimizi aramaya. Allah razı olsun, Hassallar bir de çok yardımcı oldular. Sokak aralarında çokları telefonumuzu aldı. Görüntümüzü aldılar. Telefondan kedinin görüntülerini. Yardımcı olacağı dediler. 5. gün aradıktan sonra duvardan atlayarak, çeşitli diller dökerek bize doğru koşarak gelen bir kediye rastladık. Ayakta donmuş kalmışım. Kıpırdayacak bir halim kalmadı. Döküldüm orada. Ama kedimiz geldi. Önce hanımımı dediği gibi kucakladı. Papileriyle yüzünü okşadı. Bir müddet bekledi. Sonra benden yana başını çevirdi. Beni geleceğini işaret etti. Sonra ben kucakladım. Arka ayakları ile belimi sağırdı. Ön ayaklarıyla, papileriyle yüzümü okşadı. Bir müddet kafasını kafama dayayarak bekledi. Öyle kucaklaştık. Daha sonra Allah razı olsun Hasallar, balkonlardan görenler bile çeşitli duygulara kapıldılar. Bir kedi insanı bu kadar mı sever? Bir insan kediyi bu kadar mı sever diye bir de balkonlardan ses çıkardılar. Biz de kedimizi oradan aldık. Sokak sokak gezerek kedilerini aradıklarını ve bulduklarında sevinçten ağladıklarını söyleyen Gülsüm Aksoy, kırpığı nasıl bulduklarını ve ona 5 ay sonra kavuştuklarında yaşadıkları mutluluğu anlattı. Kırpığa kavuştuğumuz için çok mutluyuz dedi. Biz buradan ara tatilde torunuma bakmaya gittik. Hatay'ın Hassa ilçesinde kızım çalışıyor. Oraya ama 5. günü biz depreme yakalandık.
Ama öyle böyle bir deprem değildi. Biz böyle bir afet daha hiç yaşamadık, bu yaşımıza geldik. O afette kedilerimizin o sarsıntıda üstümüzden hoplayıp dışarı çıktığını gördük. Gidiş o gidiş, bir daha kedilerimizi göremedik. Biz de Allah o depremden sağ salim kurtardı. O evden yıkılmadan indik. Ama tabii evde bir şey kalmadı, eşya diye bir şey kalmadı. Ve ertesi gün bizi şeye götürdüler. Kızımın çalıştığı yere götürdüler. Ama bizim gönlümüz kedi. Aklımız fikrimiz kedimizde. Ama eşim aramaya gitti, bulamadı. Hatta günde belki 4-5 kere gitti geldi. O kadar da çok yağmur yağıyor ki. Böyle sanki gök yarılmışçasına yağmur yağıyordu. O yağmurda da eşim onu aramaya gitti ama bulamadı. Biz 2 gün aradı eşim. Bulamayınca mecburen tabii orası da hayat bitmiş durumdaydı. Biz dönmek zorunda kaldık. Ramazan bayramında kızım gelmedi. Gelmiş olsa biz Ramazan bayramında gidecektik aramaya. Ama gelemedi, o 3 günlük tatil olduğu için. Kurban bayramında o gelmeye karar verdi. Geldi. Ve biz ona dedik ki seninle biz de geleceğiz. Ve onunla beraber çıktık yola. Hassa'ya gittik. Tabii akşam vardık ya. Sabahı inan sabah ezanlarıyla beraber biz çıktık kırpıyı aramaya. Eşimle beraber. Daha alakaranlık, herkes yatıyor daha. Ondan sonra biz Hassa'nın, tabii biz evin etraflarındaydı. Eşim rüyasında çok gördü ya. Onu rüyada gördüğü yerleri arıyoruz çokça. Biz kedilere, eşim epey bir dolandı evlerin arasından, sokaklardan baktı ama bizimkine benzer kedi yok. Biz böyle, ben dedim ki umudumuz geçti, artık biz perşembe gün döneceğiz, çarşambaydı, perşembe gün sabahta döneceğiz ertesi gün. Eşime dedim ki ya dedim burayı çok aradık, biz burada yok, bir de yukarı mahalleye gidelim, en üstün yukarısına Hasan'ın. Ya biz böyle derken akşam üzeri alakaranlık gibi hemen bir baktım ben, belki 50-60 metre daha, belki uzak, bilemiyorum. Oradan bir kedi çıktı. Böyle bize doğru geliyor. Allah'ım nasıl miyavlıyor, nasıl miyavlıyor. Böyle bir donduk kaldık. Eşim benden arkadaydı aynı bu şekil. Ben buna hemen döndüm. Bak dedim, orada gelen kedi sakın kırpık olmasın. Bu zaten, bu dondu kaldı, konuşamıyoruz zaten. Aman Allah'ım, az daha beri geldi. Kırpık kırpık dedim ben. Anam kırpık deyince nasıl sesler çıkarıyor, nasıl? Sanki siz 5 aydır neredeydiniz diyor bize. O anda biz, teyzem hem ağlıyoruz hem de kırpık kırpık. O hani eski Türk filmlerinde olur ya. Öyle ağır ağır birbirlerine kavuşurlar ya. Biz aynı o şekilde teyzem, o bize nasıl hızlı geldi. Ben ona birazcık ilerledim. Geldi teyzem benim. Böyle bacaklarıma, benim ayaklarıma sarıldı. Kırpık sensin bu dedim. Tabii tekir kedi olduğu için birazcık da şeyimiz de var tabii, tereddüdümüz de var. Her yer tekir kedi. Ondan sonra geldi, kırpıktı, hemen kucağıma aldım ben. Kucağıma aldım. Bunun kuyruğunda hafif şöyle bir eğrilik vardı. Dur dedim, senin kuyruğuna önce bir bakayım. Kuyruğuna bir baktım, teyzem kuyruğu eğri. Tamam kırpık sensin, hemen kucakladım. Nasıl seviyor teyzem, nasıl seviyor, nasıl miyavlıyor. Siz 5 aydır neredeydiniz? Beni burada neden bıraktınız der gibi. Evine ve ailesine kavuşan kırpıksa şimdi ait olduğu yerde mutlu bir şekilde yaşamını sürdürüyor.